Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz 500 watt gücünde normal elektrikli bisiklet tekeridir, motorudur, jantıdır. Biz bunu modifiye ettik, bağlantıları değişti. Şurada gördüğünüz şekilde aşağı yukarı 1 metreden fazla kabloyla uzattık. 3 faz çıkışı vardır. Buradan alternatif akım çıkarmaktadır. Bu sağa veya sola dönmesi hiç fark etmez. İster hareketi bu dişliden de alabilirsiniz ama tabii buradan almak daha güzeldir, iyidir. Ve ayrıca bunu fren sisteminde mekanik olarak şöyle telle veya iple rüzgarlı havalarda mekanik fren sistemi yapabilirsiniz. Çok güzel bir verimli alternatöre dönüştürülmüştür. Ve sizlere kaç devirde, kaç volt, kaç watt enerji verdiğini ölçmek için şuraya bakın, fosforlu bir bant bağladım. Bunu takometremizle, lazer turmetremizle sizlere devirini, kaç devirde kaç amper verdiğini göstereceğim. Ayrıca bu 3 faz çıkışı normal gördüğünüz gibi 35 amperlik köprü diyota bağlanmıştır. Köprü diyot çıkışları artı eksidir ve gördüğünüz gibi avometreye bağladım. Ve şöyle de bir pano yaptım, test panosu. Şu gördüğünüz sıra, iki sıra 60'ar wattlık, 24 voltluk özel ampullerdir. Bu ampuller yatlarda kullanılan, şöyle kutusunda göstereyim bakın, 60 watt, 24 volt özel ampullerdir. Bunu sadece test için aldım. Gördüğünüz gibi iki sıra 60 watt'tan, yani burası 10 tane 600 watt yapmakta. 2 tane 60 da burada var. 720 watt. Şu iki tanesi 40 wattlıktır. Siz görün diye ben özellikle kalemle yazdım. 720, 760 ve 800 wattlık bir daha doğrusu panoda göreceğiz. Kaç devirde ampulleri yakarken ve voltajda ne olacak bakacağız. Şimdi ben bunu 1.1 kW'lik motorla döndürüyorum. Şimdi fişi sokuyorum. Evet, sokar sokmaz hemen gördüğünüz gibi ampullerimiz yanmaktadır. Evet, çok güzel şekilde yanıyor. Voltaj 27.7. Bütün ampuller yanmakta, gözüm salıyor. Şimdi kaç devir olduğuna bakalım. Evet, 380. Tekrar tutalım. devirde yani 271-280 devirde gördüğünüz gibi 27.7 voltu vermekte. Tabi bu şu anda yaptığımız test maksimum güçtür. Tabi bunu bu maksimum güçte kullanmak zararlıdır. Ama bu gördüğünüz gibi 20 amperin üzerinde 24 voltluk bir sistemde, özellikle bunlar hepsi paralel bağlıdır. 24 voltluk bir sistemde 800 watt net enerji vermektedir. Tabii bu maksimumdur. Bunu daha düşük değerlerde kullanmak uzun ömürlü olacaktır. Teşekkür ediyorum.